Peki. Efendim Hüseyin Karabey'i herhalde buradaki pek çok kişi tanıyor ama yine de ben küçük bir giriş yapayım. 2000 kaç yılı ilk kısa? 99. 99 mıydı? 99'da bir kısa metrajlı film, adını hatırlat. Boran. Boran adıyla Diyarbakır cezaevindeki olaylarıydı. Cumartesi. Annelerin. Cumartesi anneleriydi. Evet, cumartesi o filmle başladı ve giderek Gitmek diye filmini hatırlayacaksınız ve İstanbul hayır öbür Unutma film. Unutma Beni İstanbul. Unutma Beni İstanbul filminin yapımcılığını ve bir bölüm yönetmenliğini yaptı. Şu anda bir yeni filmi bitirdi galiba, evet, değil mi? Sesime Gel. Sesime Gel. Ne zaman izleyebileceğiz? İnşallah Eylül. Sesime Gel inşallah Eylül'deki, belki yine bir güzel Antalya Festivali olursa orada da izleriz diye düşünüyorum. Şimdi Hüseyin, Yavuz'la sohbetimizi izledin. Şuradan, bugünden baktığın zaman 70'leri nasıl görüyorsun? O günle karşılaştırdığın zaman bugünkü sinema ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Keşke o yıllarda yaşasaymışım diyorum. Birincisi bu. Yani hem entelektüel anlamda, hem dayanışma anlamda, hem demin sizin söylediğiniz çok önemli yatay anlamda herkes birbiriyle ilişkili, işte şairi, sinemacısı, yazarı görüşebiliyor, oturup bir şeyler paylaşabiliyor. Biz 80 ve 80 kuşağımız aslında müziği, 88'de 18 yaşındayım ben, 80 darbesinde 10 yaşındayım. Bize o 70'lerle ilgili konuşulduğunda böyle işte büyülü bir dönemden bahsediliyormuş gibi dinliyorduk hep. Keza sonra ben sinemayı ile ilgilenmeye başladığımda işte Ahmet Soner olsun, bize çok büyük emeği var. Hüseyin Kuzu ya da daha sonra tanıştığım diğer sinemacı abilerimiz bahsettiğinde gerçekten biz bir çöldeyiz şu anda. O çölün içinde çırpınıp duran, işte kendimize sinema yapmaya çalışan bir kuşak olarak görüyoruz. Yani hem dayanışma anlamında hem de tartışma anlamında da galiba. Kesinlikle. Şöyle bir şey söyleyeyim. Demin küçücük bir bölümünü anlattığım o 60'larda başlayan ulusal sinemacılar, sinematekçiler tartışması içinde, örneğin tabii sinema televizyon merkezi de diğer odaktı ve yani onun etrafında şekilleniyordu. Hatta Türkiye'de sinema kurumu kurulmasının bir anlamda Yeşilçam'ın önemli bir bölümü tarafından engellenmesi, istenmemesinin nedeni de bir tür sinema televizyon merkezi etrafındaki aydınların direnişiydi. Fakat şuraya getireceğim sözü. Birkaç yıl önce bir toplantıda Sami Şekeroğlu ile bir araya geldik. İşte ve dedik ki ya ne güzeldi o günler. Galiba Sami söyledi. O zamanlar hiç olmazsa kavga ediyorduk dedi. Gerçekten doğru söylemiş. Hatta ben öğrencilik yıllarında Marmara Sinema Televizyonu'nda okudum ama o dönemde işte bir şekilde bir yerlerden eski sinema dergilerini buldum, işte bu 70 yıllarında yayınlanan Yeni Sinema, Gerçek Sinema. Okuduğunuzda şeyi görüyordunuz, yani 2-3 tane son fraksiyon var ve bunların da sinema bakış açıları da farklı ve bunun dergisinde çıkarabiliyorlar. Şimdi biz bir araya bile geliyoruz, yani böyle bir derginin olması bile mümkün. Daha olabilir. Çok ister istemez genel bir seyirci kitlesi, hedef kitle olarak alınıp daha ticari bir bakışla herhalde sinema dergileri ayakta durmaya çalışıyor. Evet. Yani iyi ilgilerini yapmaya çalışan arkadaşlar var tabii ama... Yok yani çok burada rahat rahat söyleyebiliriz. Yani bence film eleştirisi 80 önceki dönemi hiçbir zaman yakalayamadı. Yani belki sinemamız çırpınıyor, yeni yönetmenler çıkıyor, iyi işler çıkartılıyor. O dönem yani saygıyla bir duruş sergileniyor yapılan işlerle ama eleştiri anlamında aynı şeyi söylemek. Bunu belki değil. Bütün sanat ortamları için de, diğer sanat disiplinleri için de söyleyebiliriz değil mi? Eleştiri, fetinacilerin falan o dönemindeki eleştirme galiba biraz... Kesinlikle. Geçti. Zaten hani ben şöyle düşünüyorum, yani mesela bu her kesimden insanın bir arada oturup bir şeyleri tartışabilmesi, yeni şeylerin üretilmesinde, yeni şeylerin önüne açılmasında çok kıymetli bir an ve çok kıymetli bir sosyal alan. Bence 80'den sonra yapılan en büyük
darbeler hani en büyük zararlardan bir tanesi yatay ve dikey iletişimi kesmek oldu toplumun kuşakları arasında ya da bölümler arasında. Yani dikey derken işte Yavuz abiyle ben burada karşılaşabiliyorum. Keşke yani daha sağlıklı bir ortamımız olsaydı ben 10 yıl önce onun deneyimlerini hepsini algılayabilsem ya da benim arkadaşlarım. Sonra yatayda şöyle oluyor, işte biz sadece sinema festivallerinde görüşen yönetmenler olarak birbirimizi tanıyoruz ama iki tane ressamla oturup bir şairle oturup işte her akşam bir yerde bir şeyi konuşamıyoruz. Yani hayata dair de bir şey konuşamıyoruz. Çünkü o da artık herkes kendi evinde, kendi odasında. Bunun ortamları mümkün olmuyor. Bence bu toplumun kendi muhalefetini üretmesinde çok ciddi bir sorun. Yani peki yine de bir iyi bir örnek yok mu? Siz yeni sinemacılar başlığı altında bir grupsunuz, isterseniz bundan biraz evet. bahset. Çünkü eskisi gibi sendikal hareket belki çok güçlü değil. Evet. Var, sinesen halen var ama daha çok yönetmenlerin öncülük ettiği bir sinema hareketi evet. var. İstersen bize biraz bundan bahset. 4 yıl önce işte ben Özgün Alper, rahmetli Seyfi Yamaç, tam da bundan bahsettiğimiz, böyle bir sorunlardan bahsettiğimiz için yani yan yana duramıyoruz, niye en azından görüşemiyoruz derken bir çare yapalım, bizim gibi benzeri sorunları yaşayan arkadaşlarımıza oturalım, görüşelim dedik ve yaklaşık 4 yıldır ayda bir kez 30'a yakın yönetmen, bir iki yapımcı oturup tartışıyoruz, görüşüyoruz. Yani bu toplantılarımızı duyulunca da ister istemez kendimize bir isim bulmak zorunda kaldık ve sanki bir resmi yapılmış gibi algılandığı için onun da öyle olmadığını söylemek istedik. Aslında tek derdimiz bize karşı tutum ortak, o zaman ona karşı tutumda ortak olmalı. Yani tek tek onlara karşı savaşmamalıyız. Mesela demin Yavuz abi Antalya Altın Portakal'da yaşanan sansüre karşı diğer yönetmenlerin tavrını gösterdi. Mesela bizim kuşağımız şu anda böyle bir tavır gösteremedi hani. Yani herhangi bir festivalde herhangi bir sebepten dolayı alınmayan bir film olduğu için diğer yönetmenler filmini çekmedi yaşamalı. Yani bunların duyulmaması olmadığı anlamına gelmiyor. Bu toplumdaki genel olarak yalnızlaşma, dayanışma duygusunun eksikliği ve tabii ki hani siyasal sistemin bir anlamda baskısının da kesinlikle bu doğal bize olan yansıması bu şekilde oluyor. Yani bu topluma çıkan faturanın sinemacılara olan bölümü bu şekilde gerçekleşiyor. Zaten benim de kişisel olarak örgütlü hayatta ilişkim sinema üzerinden olmadı. İlk üniversitede iktisat okudum ben Bursa'da. Orada işte öğrenci sorunlarıyla beraber girdiğim ilişkiler sonucu bu örgütlülük yaşamı öğrendim. Yani işte orada neydi? Harca karşı eylem yapıyorduk ya da yemekhane eylemleri yapıyorduk ama siyasal iktidarın bize karşı tavrı bizi de birazcık bilinçlendirdi ve ona karşı ne yapılması gerektiğini anladım. Ben sonra sinemayla ilgilenmeye başladığımda fark ettim ki aslında toplumun herhangi her kesimi aşağı yukarı aynı sorunu yaşıyor. Yani hiçbir değişiklik yok. Sadece ona örgütlü bir şekilde cevap veren fazla kesim yok. Bir tanesi de sinemaydı. İşte bu yeni sinema hareketi böyle bir ihtiyaçla çıktı ama dediğim gibi amacı büyük lafları o lafın altına ezilmekten çok sadece bir arada durabilmeyi becerebilmeyi. Yani bir gün bizim kendi grubu içimizde böyle bir tartışma var. Bu grubun geleceğini herhangi bir olayda alacağımız tavır belirleyecek. Yani çünkü siz de seviyorsunuz, bu ülkede sinema yapmak gittikçe daha zorlaşıyor ya da genel anlamda sanat yapmak biraz çok zorlaşıyor. Yani sanata genel anlamda bir aşağılık iş muamelesi ya da bunların çok entelektüel insanlar toplumdan çok kopuk insanlar olma muamelesi. Bir de bu muamelenin galiba hani şekilleri biraz değişiyor. Hani o zamanlar işte açık sansür uygulanırken şimdi sanırım daha ekonomik sansür. Yani beğendiğimizi desteklediğimiz sözleriyle sanırım bazı insanların üretimi engelleniyor. Evet. Şimdi ben fiilen sansürle nasıl karşılaştığımı belki isterseniz paylaşayım. Ben 94 yılında sinemaya geldim. 24 yaşındaydım. Ve ilk belgesel yapmaya başladım. Yani
O dönem çok korkunç, yoğun hak ihlalleri gerçekleşiyordu Türkiye'de, hatırlarsınız. Yani köyler bombalanıyor, genç öğrenciler evlerinde öldürülüyor, kayıplar artmıştı. Benim derdim ana medyada yer almayan bu haberlerin bir şekilde belgelenmesiydi. O dönemde benim ilk karşılaştığım sorun tabii ki bunları belgelerken polis tarafından engellenmek oldu. İşte niye bunları çekiyorsun, ne yapacaksın bilmem ne, git. Belgesel çektiğimi söyleyince niye git kuş böcek çekmiyorsun da bizi çekiyorsun gibi şeylerle karşılaşmıştım. İlk karşılaştığım tepki oldu. Sonra ben bu belgeleri daha anlamlı, daha hani sanatsal anlamda da bir işe yarayacak belgesel filmi çevirmeye başladığımda bu sefer bunların gösterimiyle ilgili sorular çıkmamıştı. İşte festivaller almıyorlardı. Çok da genç olduğumuz için genelde biz şeyden dolayı almıyor zannediyorduk. Yani yeterince sanatsal içeriği olmadığı için beğenilmedi herhalde diyorduk. Bu bunun kırıldığı ilk şey Boran oldu. Boran'ın hatta ilk Antalya'da gösterimi oldu. Orada çok sevmiştim yani. Gösterime kabul edildiği için çok sevmiştim. Çünkü bu şey demekti. Artık Cumartesi annelerini anlatan, kayıpları anlatan yaptığım film fiilen resmi bir ortamda gösterecek. Bu da bizim diğer yerlerde gösterimimizi kolaylaştıracak. Yani polis olur gelip basmayacak. İşte neden derse ben diyeceğim bak bilmem ne festivalinde de gösterdik. Yani 3-5 solcunun yaptığı bir propaganda filmi muamelesinden kurtulacak. Orada ilginç bir şey oldu. Şimdi yeri geldiği için paylaşıyorum. O dönem Erkan Mumcu'ydu galiba Kültür Bakanı. Bir ödül verildi Kültür Bakanı'nın adına. Uluslararası bir kısa film yarışmasının içindeydi filmi. Jüri işte ödüller açıklıyor. Tabii ben çok rahatım. Ve Kültür Bakanlığı dedi ki bu ödülü ben kendim jüri kurmayacağım. Festival jürisine onun kararına bırakıyor evet. Dedi. Ödüller açıklanmaya başlandı. İşte birinci, ikinci, üçüncü falan. Hiçbir ödül almamıştım. Beklemiyordum sonra. Ama son ödül Kültür Bakanlığı ödülüydü ve hiç aklımda olmayan bir ödüldü. O ödül jüri tarafından, aynı zamanda Vecdi abi de jürideydi. Onların tarafından bana verildi, Boran'a verildi. Hatta şöyle bir diyalog geçti Kültür Bakanı'yla. Şey dedi, bak ne kadar güzel bir genceciksin işte böyle bir film ödülü aldı. İçimden şey dedim, filmin içeriğini biliyor musun acaba? Sonra o ödül gerçekten ilginç bir etki yarattı. Diğer festivallerde filmi kabul etmeye başladı. Yani daha önceden çekilen grup festivallerde aldı. Sonra Sessiz Ölüm çektim ben 2001 yılında. O da Cezaevindeki F-Tip'i tanıtan filmdi. Onunla ilgili ciddi bir sansüre maruz kaldık. Nasıl oldu? İşte tam 19 Aralık operasyonu gerçekleşmişti. Ben yeni bitirmiştim filmi. Ne yazık ki korkunç katliam gerçekleşmişti. Basına F-Tip ile ilgili haber yasağı kondu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani fiilen operasyondan sonra yasak kondu. Bir film eleştirmeni arkadaşımız Radikal'di. İstanbul Film Festivali'nde gösteriliyor diye gösterimden önce bir tanıtım yazısı yazdı Sessiz Ölüm'le ilgili. Bu yüzden yayın yönetmeninin baskısına maruz kaldı. Yazıyı çekmesi istendi. Onun üzerine Necati Sönmez istifa etti. Ondan sonra sinema yaşamı başladı. Sonra Sessiz Ölüm'ün... Yıl kaçtı? 2001. 2001'di benim. Sonra o film ki işletme belgesi de vardı. Ben birazcık bu sansürün ismi bizim dönemimizde işletme belgesi oldu. Onun bilincinde olduğum için hiçbir film işe göstermeden önceden gönderiyordum yani. Çünkü fiilen filmin hiçbir gruba saldırısı olmamasına rağmen film siyasileşmeye başlayınca ya da göstermeye başlayınca birçok çevre tarafından tepkiyle karşılanacağını düşünerek önceden bir önlemi alayım, belgemi alayım dedim. Hı hı. Ki almıştım da belgeyi. Belgemi almama rağmen Ankara Film Festivali'nde çok büyük sorun çıktı. Bursa gösteriminde sorun çıktı. Bursa gösteriminde şöyle bir şey oldu. Artık film her ilde gösterilmeye başlamış oradaki film severler tarafından. Bursa'da gösterimden 2 hafta önce bir telefon geldi cep telefonuma. İşte Hüseyin Karabey, evet abim sizle görüşecek. Kim dedim, işte Bursa Emniyet Müdürü, Asayiş'ten sorumlu.
İşte Hüseyin Bey siz misiniz? Evet, ses bölümümüz sizin filmimiz. Evet, sağ ol. Burada gösterecekmişsiniz. Evet, onu gösteremezsiniz. Ben dedim ki yani tabii yani karşınızda bir emniyet müdürü var. Bir de o dönem korkunç bir dönem. Yani ben dedim ki mutlaka yasal bir savunmanız vardır. Yani sebebiniz vardır. Yani bu, siz bunu bana gösterin. Aksi takdirde ben biletlerimi sattım, millete söz verdim. Benim elimde belgeler var. Bu filmin yasal dışı bir şey yok. Gösterdim. Polisin cevabı şeydi, polis müdürünün. Tabii ki bizim sebeplerimiz var ama size göstermek zorunda değiliz. Sonuçta o gün gidildi. 400 kişi vardı salonda. Gösterim 10 dakikada 400 tane çevik kuvvet geldi. Salonun etrafını sardı. Fiilen engellediler ve hiçbir açıklama da yapmadım. Hatta ben şey dedim, dedim ki siz eğer bana yasal bir şey gösteremiyorsanız siz polis falan değilsiniz. Siz elinde silahlı bir grupsunuz yani. Sonuçta yani polis dediğin şey yasalara saygılı olan, ki o yasalar da tartışılır zaten. Ama hiçbir belge göstermediler. Hatta ben şey yapmıştım, hatırlıyorum. Bir avukatla emniyet müdürlüğüne gidip silahlı bir grup gösterimini engelledi diye su lirasında bulundum. İlk önce aptallaştım, ne diyor bu? Sonra şöyle bir açıklama dedim, işte var olan polis diğer amirine şöyle anlatıyor. Bizim arkadaşlar fiilen engellemişler, resmen ellerinde belge yokmuş, bunu itiraz için gelmişler gibi. Tabii sonuçta bir şey çıkmadı, o gösterim olmadı. Ondan sonra sansürün boyutu, içeriği değişmeye başladı. O da bizim galiba şeyden dolayı oldu. Hani artık bir şekilde sinema yapıyorduk, sinemada görünürdü. Bazı festivallerin korkmadan filmleri göstermesi gibi. Burada İstanbul Film Festivali'nin önemli bir rolü var. Zamanında Hülya Uçansu hem sesleyen buranı gösterirken benim kişisel olarak benim için çok önemliydi onun gösterdiği tavır. Bir tür yasallaşmayı yol açıyordu ya da legalleşmeyi diyeyim. Ondan sonra birçok benim gibi arkadaşım filmi oldu. Özcan Alper'in Momi filmi, evet. Ki daha sonra o soruşturmaya uğradı. Ondan sonra uzun metrajlarımızı yaparken Türkiye'de fazla destek alacağımız yer olmadığı için o yeni çıkan sinema yasasından dolayı yönetmenlik kuruluna gidip projelerin görüşme aşamasında başladı artık sansür. Yani daha filmler çekilmeden finansını engellemeye yönelik sansürler başladı. Buna maruz kaldım açıkçası. Son çektiğim film sesime yer destekleme kurulunda işte Kültür Bakanlığı bir temsilcisi tarafından bu film geçersiz iyi olmaz diye telkinle kurul üyeni etkiledik. Ki kurulda Kültür Bakanlığı bir kişiyle temsil ediliyor. Sektör temsilcileri çok, fazla. Çok fazla sayıda hakim. Buna rağmen demek ki bakanlık sözünü geçirebiliyor, evet. Kurul üyelerine. Ki sonra da yüzleşmiştim yani siz böyle bir şey yapmışsınız ve bunu sorulursa her yerde de anlatacağım. Yani onu söylediğim için sizinle paylaşmak yanlış gelmiyor bana. Onun da açıklaması şeydi. Yani şu anda hükümetle ordu arası gergin. İşte senin filminde de asker karakterleri var. Çok iyi gösterilmiyor. Bu biraz hükümeti de daha zor bir duruma sokabilir. Ben dedim yani sizin hakimin savcınız benden çok daha cesur şeyler söylüyor. Yani buna rağmen dediğim gibi sanatçıların bu tür şeylere bulaşmasını istemiyorlar herhalde. Daha sonra da şöyle bir farklı bir sansür biçimiyle karşılaştım. Gitmek, Kültür Bakanlığı sinema desteği almıştı. Birçok festivalde de gösterildi. İşte zaman zaman Türkiye'de işte Kürt görevlilerle işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun çatıştığı dönemde ona yakın asker hayatını kaybetmişti. O dönemde bir Kürt avı başlamıştı gün ülkede. İşte Kürtler dışarı bilmem ne. O dönemde bir Kültür Bakanlığı'nın bir temsilci İsviçre'de bir festivalde, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın sponsorluğuyla gerçekleşen bir festivalde gitmenin programına çıkarılmasını istemiş. Yani sansürü bu sefer İsviçre'lere uyguluyor. Yani. Ama tabii festival dinlememiştir. Hayır, ne yazık ki dinlemiş. Bunu bir gazeteci, İsviçre'li bir gazetecinin ısrarlı sorularıyla açığa çıktı sonra. Programdan çıkarılıyor. Çünkü İsviçre'li bana geri döndüğünde işte bir aksilikten dolayı çıkardık dedi. Benim aklıma hiç bu türden bir şey gelmiyor doğal olarak. Yani Türkiye dostu ama
İsviçre'de. Zaten bir önceden belli olan bir şey. Orada şey olmuş, bak o da aslında sanat kurumlarının duruşunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Oradaki bu film göstereceğini ilan eden sinema salonları festivalin yönetimine baskı yapmış. Neden bu filmi çıkartıyorsun diye. Biz millete bunu duyurduk, seyircilerimiz. Gerçi bu filmi görmek istiyorlar. Ben bir açıklama yapmadan bunu çıkartamam. O sırada ağzından kaçırıyor, bunun üzerine gazeteci üzerine gidiyor. Sonra siyasi bir krize yol açtı o dönemde. Galiba ekonomik destek mi var? Tabii. Elçilikte. Evet, aynen öyle. Bunun üzerine olay patladı falan. Sonra buradaki o Kültür Bakanlığı'nın temsilcisi özür dilemek zorunda kaldı. Şunu demeye getiriyorum. Yani sansürün birçok çeşidi var. Bazılarını hiçbir zaman göremiyoruz. Yani bu tür düşünsenize Kültür Bakanlığı birçok şey sponsorluğu var. Birçok devlette ticari işletmelerin, yani bu sinema salonları da olabilir, kültür kurumları da olabilir, birçok ilişkileri var. Keza ülkemizdeki festivallerin çoğu da Kültür Bakanlığı'ndan destek alıyor. Bu türden kurulan ilişkilerle sansür biçim değiştirerek uygulanıyor. Eskiye yönelik bir sansürün artık hayata geçirmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun da üretim ilişkilerinin değişmesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Düşünün ki sansür kurulunun seyretmesi için festivale geliyormuş o dönemde. Şimdi DVD'ler çoğaltılıyor, istediği zaman istediği şekilde seyredebilir. Keza bir film yasaklanırsa da onun fiilen gösterimine engel olmak mümkün değil. Sadece ticari gösterimine engel olabilir. Her yerde biz gösterebiliriz. Bu anlamda da daha çok ticari sansür, yani bu filmin yapımına dair, yapımdan sonra... Destek mekanizmaları üzerinde tam kontrol. Evet. Yani. Ve de dağıtımında, yani biz şimdi borçarş film çekiyoruz. Yani seyirciyle buluşmasının bizim için iki amacı var. Birincisi, filmimizin seyirciye ulaşması. İkincisi de harcadığımız parayı seyirciden bir kısmını geri alıp yeni film üretebilmemiz. Bu ikincisini kırınca ister istemez çoğumuz borçlu film yönetmenlerine dönüşüyoruz. Üçüncü filmimiz yapmamız çok zorlanıyor. Mesela Sesime Gel için uygulanan bu sansür girişimi benim o filmi 2 yıl daha geç yapmamı yol açtı. 4 yıldır üzerinde uğraşıyorum projenin. Çünkü neden? İşte gideceğimiz ikinci, üçüncü yer yok. Bu tür sansür girişimleri oluyor. En azından sinemadaki yansımaları şu anda bu. Şu son dönemde ortalık biraz daha kızışacak gibi gözüküyor. Yani yakında belki o tartışmaları basına da yansıyacak. Bu denetim mekanizması sinema destek kurulu üzerinden ciddi tartışmalara yol açacak yöne doğru. İstersen hani herkes bilmeyebilir, şunu şey yapalım. Her yıl galiba 2 dönemde proje başvuruları yapılıyor bakanlığa ve işte kısa metrajlı, belgesel ve uzun metrajlı filmler için bakanlığın sağladığı bir destek var. Bu yıllar içinde, yani 70'lerde tohumları atıldı, 80'lerde işte bir ilk yasa çıktı vesaire vesaire ve bu gelişti. Ve şu anda ben hep şunu diyordum, bir toplantıda söyledim, neredeyse kalan tek özel mekanizma, çünkü bu destek mekanizmasında bir kurul var ve her meslek kuruluşu, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular birer temsilci gönderiyor, gelen projeleri bunlar inceliyor ve değerlendirmede şuna şu kadar para, buna bu kadar destek verelim meselesini bu yapıyordu. Fakat galiba bunda bir değişim var. Evet, bunda bir değişim var ve o değişim tam ismi konmadığı için böyle çok rahat konuşamıyorum. Daha da ciddi bir aşamaya, boyuta gelecek. Şimdi burada seyircilerin kafasını, dinleyenlerin kafasını iki şey gelebilir. Birincisi, neden böyle film yapıyorsunuz ama bakanlıktan destek oluyorsunuz. Yani neden buna bu kadar bağımlısınız? İkincisi de ya da destek çıksa da bunu almak doğru. İşte ben bunları kişisel olarak da cevaplandırmak istiyorum. Çünkü bu soruyu kendi kendime sordum. Şimdi bizim devlete olan ilişkimiz birazcık sağlıksız. Yani sol ya da demokrat kesimin bakışı. Devleti bizden bağımsız bir güç olarak görüyoruz. Halbuki devlet bizim vergilerimizle var olan bir yapı. Bizzat babamın, benim, kardeşlerimin, arkadaşlarımın verdiği vergilerle ayakta duran ve bunun her dönem seçimlerle gelen yeni kişiler tarafından yönetilmesiyle hayatını devam ettiren bir yapı. Ben Kültür Bakanlığı'nı kendim olarak görüyorum. Bana ait olan parayı en düzgün şekilde
topluma faydalı olabilecek ki amaç, kuruluş amacı da bu, Kültür Bakanlığı'sı. En doğru şekilde bize geri vermek zorunda. Ben sinemacı olarak ya da oraya başvuru yapan herhangi bir sanatçı bir sadaka dilenmiyorum. Toplumun faydası için kültürel politikalara yatırım yapan, herkesin vergisinden kesilen paralarla oluşan bir fonun yöneticiliğini onlar yapıyor. Eğer bunu iyi yapamazlarsa oradan giderler. Ama ben bana versinler vermesinler her dönem oraya başvuracağım. Çünkü sinemayı bir sanat olarak görüyorum. Bu sanat olabilmesi için de ekonomik ilişkilerin en az karlı ve en az yıpranmayla gerçekleşmesi gerektiğini inanıyorum. Bunun sadece Türkiye'de değil, dünyadaki en doğru uygulaması da budur. Yani aslında orası biziz. Orayı yönetemezlerse onlar gidecekler. Ki gidiyorlar, yani yönetseler de yönetemezlerse her 5 yılda bir seçim oluyor. Bazen 2 kez kazanıyorlar falan filan. Bir kez bizim devletin kurumlarına karşı davranışımız değişmeli. Yani polis bize iyi hizmet etmek zorunda. Hani şimdi sana işkence yapıyor, bunu mu diyeceksin ama bu bilince oturtmak zorundayız yani. Bunu söylemek zorundayız. Peki bir karşı görüş söyleyeyim. Yani sinemaya destek konusunda çok belirleyici olan desteğin miktarı değil, bu desteği kimler nasıl veriyor? Olumlu bir gelişme 70'lerden bugüne, ben sürekli 70'lerle bugünü bir anlamda birlikte tartışalım istiyorum bugün. 70'lerden bugüne olumlu bir gelişme şu. Yavuz'la konuşurken şunu fazla da açıklama şansı olmadı. 70'lerde daha Türk sineması hazır değildi. Bir kamu kurumu sinemaya destek vermeli ve bu konuda da bu böyle bir talep yoktu. Çünkü dediğim gibi pazar kendi kurallarıyla işliyordu. Bu giderek sektör daraldığı zaman, televizyonun çıkışı vesaire vesaire diğer sorunlarla birlikte sinemada Avrupa ile daha yakın temaslar, Avrupa'daki destek mekanizmalarının özellikle genç sinemalara, genç yönetmenlere ne kadar yardımcı olduğunun ortaya çıkması, sinemada bu bilincin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir de yapımcı tekerleri kırıldı. Yani ben zaten burada hükmümü sürdürüyorum. Eğer bir kamusal bir kurum oluşursa, burada ticari faktörlerin dışında sanatsal faktörler rol oynar ve bu benim ekmeğime mani olur diyen güçlü yapımcılar vardı. Kendi açılarından haklıydılar. Giderek o yapı değiştiği zaman Yeşilçam içinde ve yeni yönetmenler, yeni yapımcılar girdiği zaman sektöre, bu yapı giderek bir neden bizde de Avrupa'daki gibi bir sinema kurumu yok meselesini gündeme getirdi. Ve 80'lerde işte hatta Mesut Yılmaz'ın döneminde zannediyorum, evet, sinema yasası çıktı. Çeşitli revizyonlar yapıldı. Hala yalnız sorun şu. Hala ben tartışmalarda, sektörün bazı tartışmalarına izliyorum, katılıyorum. Daha çok miktar konuşuluyor. Yani ne kadar destek vereceksiniz? Bu mekanizmanın ne kadar özerk olacağı çok tartışılmıyor. Nitekim sinema örgütleri son 3 yıldır en azından geçen Kültür Bakanı'nın kadrosuyla birlikte bir yasa taslağı hazırladılar. Yani örgütle bakanlık paslaşarak, değiştirerek, fakat bakanlık direndi. Ve bakın o zaman 70'lerin ne kadar gerisindeyiz. O zaman bakanlık özel bir sinema kurumu yasası ortaya çıkartmıştı. Ve bakanlık projesi olarak, önerisi olarak koyuyordu ortaya. Bugünse hayır, yok, bunu biz ancak genel müdürlük olarak koruyabiliriz dediler. Ve sektör destek gelsin de genel müdürlük kalsın noktasında, taviz vermek noktasında durdu. Doğru. Çok güzel özetlediniz Recep abi. Ben şöyle görüyorum. O dönemin yapımcı anlayışı ve sistemin kendisi ne kadar değiştiğini düşünürsem işte %30'u değişti diyebilirim. %70 aynen duruyor. Nasıl duruyor? Ya da el mi değiştirdi? El değiştirmedi. Sen şekil değiştirdiler. Şimdi o dönemin klasik o 200'e yakın filmini üreten yapımcıları şu anda 200'e yakın televizyon üretiyor. Ve o dönemde parayı direkt alırlardı ve sektöre dağıtımı işte emek üzerinden olurdu, daha fazlası değil. Yani telif hakları hiçbir zaman o dönemde yoktu, şimdi de yok. Bunu örnek vermek istiyorum. Şimdi de direkt televizyonlar üzerinden reklamcılarla büyük televizyon yöneticileri ve yapımcılar arasında paylaşılıyor. Yine sektöre dağılmıyor. Bizse
1980'den sonra uygulanan toplumsal muhalefeti sindirmek için uygulanan dönemde büyüyen kuşaklar olarak şöyle bir sinema yapmaya başladık. Biz aslında ana medyada yer almayan televizyonda ve keza sinemada, ki bizim sinemaya çıkmış dönemimizde sinema filmleri o kadar yoğun değildi, diziler çoktu. Biz kendimizi ifade etmek için sinema yapmaya başladık. Yani sinemayı biz kendimiz bir yol olarak gördük. O işte kırılma orada başladı ama biz hala ticari sinemanın bir parçası olamadık. Yani yaptığımız filmlerin belli çevreler tarafından o ticari sisteme sokulmamasının çok önemi var. Mesela bunlar bir tanesi televizyonlar. Ben eşime de anlatıyordum. Biz sizin iki film birden kuşağıyla büyüyen kuşağıyız. Yani o dönemde gösterdiğiniz filmlere eminim bu dönemde sinema uğraşan birçok yönetmen o televizyon programını seyretmiştir. Demek ki bu tür filmler televizyonda gösterilince seyirciye ulaşıyor. Ama Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz filmleri de dahil biz bunları açık kanallarda seyredemiyoruz. Yani bizim filmleri hiç şey yapmıyorlar. Yani mesela şeyi çok merak ediyorum. Eskiden Antalya'da ödül alan film eminim dağıtımcılar tarafından kapışılıyordu. Şimdi ya da bir ticari gösterime girip... Tam bir... değil. Mesela Kara Çarşaflı Gelin ya da Maden hemen televizyonda gösterildi mi? Çok sonra gösterildi. Çok sonra. Ama ticari gösterime girdi değil mi sinema? Ben bunu kastım o. Yani ana akım o. Şimdi biz, ben hep şey diyorum. Şimdi televizyonlar, özel kanallar şimdi yarışmaları sunuyorlar. İşte Altın Portakal'ın ödül gecesi falan abartıyorlar diye çok önemli. Bir tanesinin aklına o filmin satın alma gelmiyor. Ya da kendi seyircisine buna layık görmüyor. Burada gerçekten ciddi, daha önceden verilmiş kararlarla uygulanan bir yapı var. Yani biz bu yapıyı kırmadığımız sürece, yaptığımız filmin ticari karşılığının bir kısmına geri almadığımız sürece film yapmamız çok zorlanacak ve bizi buraya sokmuyorlar. Peki biz nasıl film yapıyoruz? Biz şöyle yapıyoruz. İyi film yaptığımız için, iyi filmler yapmak zorunda olduğumuz için uluslararası fonlarda ya da festivallerde bir tanınırlığımız olduğu için bir şekilde fonlayarak bu filmleri hala üretme şansımız oluyor. Ama gerçekten sistem tıkanmak üzere. Çünkü artık Türkiye'de genç kuşaktan 30'a yakın çok iyi yönetmen var. Ama Kültür Bakanlığı'nın desteği en fazla 10 tanesini 20 tanesini yetecek. Galiba yine örgütlenme sorunu evet. Geliyor, düğümleniyor mesele. Çünkü eğer sinema alanı gerçekten mücadelesini örgütlü biçimde verebilse sadece bakanlık değil, örneğin televizyonlar karşısında çok ciddi bir, çünkü televizyonlara ciddi malzeme sağlayan bir sektör. Ve denirse ki kardeşim biz masaya oturmak istiyoruz, dünyadaki kadar, Avrupa'daki kadar televizyon sektörünün sinema sektörüne desteğini istiyoruz. Bu tabii her zaman zaman gündeme gelir ama hemen geçiştirilir. Evet. Ama baktığınız zaman bugün Avrupa ülkelerinde sinema sektörüne desteğin önemli bir bölümü, faydası televizyonlardan. Bugün öyle bir şey yok. Evet, biz de sonra yeni sinema ve toparlamamız gerekiyor artık. Toplantısında bunu tartıştık. Evet. Şeyi söyledik. Yani artık nokta atışı yapmamız lazım. Yani bir hedef belirlenmeli ve bütün herkesi oraya kanalize etmeli. Şimdiki yeni şeyimiz şu olacak. Rütük yasasına geçen ama istismar edilen ulusal televizyonların gösterdikleri yapımların, bunlar sanatsal eseri aslında içerik olarak belirtmesi gerekirken, yani film ya da belgeseli dizi olarak değiştirdikleri için hiçbir film almadan gösterebiliyor. Yani bir yasa değişikliği. Bu kadar film gösterme zorunluluğu yok. Evet. Mesela bu Avrupa'daki birçok ülkede, yani Yunanistan, Bulgaristan da dahildir buna. Yani illa Fransa ve İngiltere örneği, Almanya örneği vermek şartlı. Reklam gelirlerini hiçbir şey kimseyle paylaşmayıp diziler üzerinden bunu hallediyorlar. Halbuki %40 demek, hatta %20 olsun başta, hiç önemli değil, %40 çok büyük bir sayı. %20 bile olsa gösterdiği filmlerin %20'si yerli film olacak ve bunun yapımına ortak olacak maddesi eklendiği an Türkiye sineması her anlamda çok pozitif bir ivme sağlayacaktır. Yani çünkü yine bilmeyenler için söylüyorum, bizim filmlerimizi yayınlasınlar diye onlardan istediğimiz paranın miktarını söyleyeceğim şu anda. Herhangi bir dizi ödedikleri, en düşük kalitede ödedikleri bir dizi ödedikleri, bir bölüm için ödedikleri paranın bir haftada
bir haftalık ödül gibi var. Yarısına filmi 2 yıllık gösterim hakkını satıyoruz, sonra almıyorlar. Evet. Yani bu bir siyasi karardır. Kesinlikle reytingle alakası olmayan bir şeydir. Bunu kırdığınız an, yani telif haklarını sahiplerinin bir şekilde ulaşmasını sağladığınız an orada bir yarılma olacak ve devamını sağlanabilecektir. Evet, örgütlü değiliz çünkü sektör ne yazık ki tam anlamıyla korkunç, vahşi kapitalizmin en yoğun yaşandığı bir alandır medya. Ve medyanın en büyük bölümünü ne yazık ki diziler ve reklam sektörü kapsıyor ve burada korkunç bir sömürü düzeni var. Orada araya girmek mümkün olmuyor. Bizim filmlerimizde zaten insanlar nefes almak için gelip gönüllü çalışıyorlar. Yani çok büyük paralar da veremiyoruz. Yılda 4 yılda bir film çeken adamdan ya da 30 tane yönetmenden bir şey olmaz. Yani durdurma anlamında. İşte demin bahsettiğiniz gibi işte senaristler, dizi yönetmenleri, dizi senaristleri, başrol oyuncuları bir şeye değişimi için örgütlenmediği sürece, keza yönetmenler de bunun için dahil, o düzenek kırılacak. Evet, şimdi çok kısa olarak eğer birkaç soru varsa Yavuz Özkan'a veya Hüseyin arkadaşımıza. Tabii. Tabii. Birçok değeriz ya. Tamam, geliyor mikrofon. Yok yok, sen gel. Sen de kalsın mikrofon. Ama ben siyasal bir zaman dediniz, çok katılıyorum ona. Şöyle çaktırmadan sinsice güzel bir şey var sinema konusunda. Dikkat ederseniz bir söylem yayıldı. Bu kimden yayıldı bilmiyorum ama genel olarak yerleşti. Ödüllü filme gidilmez arkadaş. Bu çok belirli kaynaklardan sızdırılan ve insanların kafasına yerleştirilen bir şey. Önümüzdeki en büyük engeller bu. Ki bu toplantının konusu bir zamanlar örgütlüydük ya. Bir başka bir şey var. Onlar hep daha çok örgütlüydü. Biraz yaklaştırıyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bence de ki bir iki tane de örnek var. Mesela bazı filmler bir şekilde gösterildi. Mesela Takva gibi, 11-10 kala gibi. Rating ölçümleri de ilk 20'nin içine giriyor ve oldukça iyi bir rating alıyor. Ve oldukça da kötü saatlerde yayınlanmasına rağmen bu filmler. Yani Türk halkı, Türkiye halklarını aşağılamamışsınlar. Yani Türkiye halklarının seçim şansı olmadığı için ya o dizi ya o bir dizi seyretmek zorunda. Yani bu filmleri seyredecektir. Ekonomi karşılığı da gelecektir. Yani bu kadar da biz dilenci falan da değiliz. Yani zorla bizim film meselesinden falan değil. Yani sizin hatırlıyorum Tarkovski'leri gösteriyordunuz işte. Tarkovski'leri gösteriyordunuz ve biz seyrediyormuşuz. Yani ben o dönemde sinema ile ilişkin. Yani Anadolu'da evet. O kadar ciddi bir seyircisi vardı ki. İnanılmaz yani. Katılıyorum. Onlar daha iyi. Evet. Var mı sorumuz? Yoksa hemen devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Ben teşekkür ederim. Ve Dara Seçkin Selvi ile tiyatro alanına geçelim istiyorum.